Şimdi bir de jürimize dönelim bakalım. Çok şıksınız, onu söyleyeyim. Çok şık ve zarifsiniz. Teşekkürler. Seçtiğiniz şarkı çok güzel. Arada küçük akortlar oldu. Meyanlarda hafif pestikler. Doğru mu usta? Ben doğru diyorsam ben tasdik et. Doğru. Ama pek önemsenmeyecek. Yani tam böyle yani look'tan falan bakmak lazım. Bana göre iyisin. Teşekkür ederim. Vallahi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sanki biraz ahkam kesmek gibi bir şey mi oluyor estağfurullah, bu? Estağfurullah. Biz zaten kime? Yani öyle değil, bizim söylememiz mi lazım? Evet. Öyle mi? Tabii ki. Çok kötüsün. Deniz'deki? Tebrik ederim. Şarkı sana çok yakışmış. Benim tek eleştirim var. Çok da hoş görünüyorsun. Sahnenin sadece senin sağ tarafını kullandın. Ona ben hep dikkat ediyorum. Evet. Her hafta kendime diyorum solu da kullan sahnedeyken. Yani sahneye yeterli derecede. Çıktığınız zaman lütfen o mikrofon ayağını ön tarafa bir alın da genişleyin, bir rahatlayın abi. Evet, haklısınız. Doğru söylüyor. Bak ben de orta tarafa takıldım, bu tarafa gelmedim. Niye engel var önünde mikrofon yani, ayağında? Değil mi? Evet. Bir şey var. Sahneyi yeterli derecede kullanamadığını gördüm. Evet. Onun haricinde ufak birkaç evet İbrahim Bey'in, Garo Bey'in de dediği gibi detoneler vardı ama yani çok hakikaten iyi kulağı olan, bu işle ilgilenen insanlar anlayabilir. Onun haricinde gayet güzeldi. Teşekkür ederim. Ben bir şey sormak istiyorum Deniz Seki. Geçen haftayla karşılaştırdığımızda, geçen haftaya göre sizce bir gelişme var mı? Geçen haftaya göre muhteşem. Ben İyi geçen hafta da söyledim. Evet. Doğanay geçen hafta çok iyi değildi. Ama Doğanay'ın başka bir karizması var. Herhalde halk da onu anladı. Ona bir şans daha verdiler bu hafta aramızda. İyi ki de vermişler. Tebrik ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Garo Mafyan? Vallahi ben şunu söylerim. Arkadaşlarıma tabii ki katılırım. Ama Doğanay bu yarışmalarda her zaman olması gereken ve çok iyi bir şarkıcı olacak bir kişi. Doğanay hakikaten her hafta daha güzel sürprizler yaratıyor. Zaten bizim en hoşumuza giden taraf, pazartesi akşamları çok güzel konser dinliyoruz Osman Tan. Bu bizim için hakikaten keyif. Ama salı akşamı bir tanesi gidince de eve biz buradan hakikaten üngül üngül gidiyoruz. Maalesef evet. Maalesef bu oyunun kuralı galiba. Evet. Ama Doğanay, ufak ben her zaman söylemiştim, detoneler tabii olabilir. Heyecandan sahneyi kullanmıyorsun. Deniz, İbrahim Bey çok haklılar. Seyfi Bey mutlaka başka bir şey buna ekleyecektir. Ama bu hafta hakikaten çok güzel. Hem çok şıksın. Ve parçan çok doğru bir parça. Sevgili Kayar'ın parçası. Muhteşem, gayet teşekkür güzel kızım. Hocam. Tebrik ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Seyfi Dursunoğlu. Efendim, jüri olarak çok zor günler geçirdik. Bu 12 kişiyi tespit edinceye kadar. Ancak şunu tahmin ediyorum ki bu 12 güzel sesinden ötürü müzikseverler bizi daha çok sevecek. Bravo. Biz sizi zaten seviyoruz. Onlar da seviyorlar. Seyfi Bey, 35 yıldır sahnelerdesiniz. Evet. Doğanay'ı ileride nasıl görüyorsunuz? Nerelerde görüyorsunuz? Vallahi herhalde alt kadrosuna çalıştıracak beni. Estağfurullah. Öyle bir star havası görüyorum. Yani bu kadar kısa zamanda böyle şarkı okursa muhakkak ki çok yükselecekler çiçek hepsi. Çiçek olmuş mu oraya? Nasıl? Çiçek buraya olmuş mu? Olmuş mu ciddi? Bilmiyorum, ben bahçıvan değilim, bana niye çiçek soruyor? Ayrıca sen şıklıktan ne, kadın şıklığından ne anlarsın da İbrahim şık Bey, diyorsun, ona şaşırıyorum. Siz bak ne kadar şık giymişsiniz, şık? Burada mendiliniz, kırmızıyla ikisinin arasında. O gömleği, o çiçek bu gömleği, kıyafetini bitirmiyor. Bu gömleği dün akşam, ben tesadüfen 100. yılını kutluyordu Pazar Keyfi. Evet. Oraya gittim. Metin oradaydı. Hiç evinde oturmuyorsun ki zaten. Oturmuyorum. Ne boşuna abi? Kira veriyorsun. Evim yok ki oturayım. Var da çok fazla ortada var galiba. Çok fazla var. Bence bu gömlek için Metin Şentürk'e teşekkür ediyorum. Gerçekten. İzledik dün akşam evet. Değerli sanatçı arkadaşım aldı. Gönderdi. Metin Şentürk'e de bir alkışlayalım o zaman buradan. Selamlarımızı gönderelim. Alacağım dediniz. Bir daha oradan Seyfo'ya sıra gelince Seyfi Dursunoğlu. Herkes Dursunoğlu biliyor. Yürüyor mu ki? Duruyor sürekli. Lütfen Seyfo der misiniz orada? Hayır diyemezler efendim. Niye efendim? Yani 70 küsur yaşında bir adama da Seyfo demek. Bak seyirci oradan Seyfi Bey diyor bak. Seyfi Bey diyor. Ben Seyfi Bey diyebilirim.
Ama ondan sonra bana, benim yanıma zor yaklaşırsın. Niçin? Sizin öyle yanınız, çünkü resmiyet oluyor. Sizin yanınıza oluyor. Yaklaşmak istemiyorum ki zaten. Yemin et. Onun için koydun aramıza kızı. Herhalde. Beni kimse koymadı buraya. Ben ikinizin arasında olmak istedim. Pis herif. Evet. Allah cezanı verecek. Seyfo. Çok teşekkür ediyoruz. Eğer Doğanay'a oy vermek istiyorsanız cep telefonlarınıza 105 yazıyorsunuz. 29.55'e gönderiyorsunuz Almanya'dan 87.777. Unutmuyorsunuz. Bütün dostlara selamlar. Bakalım şu anda sıcak odada kim var? Öncelikle Doğanay için Doğanay'ın aday numarası 105 cep telefonlarına tuşlanıyor ve 29.55'e kısa mesaj gönderiliyor. Eğer Almanya'dan oy göndermek istiyorsanız mesaj numaranız 87.777. 87.777. Bunu da hatırlattıktan sonra şöyle sağ tarafıma bir dönüyorum ki bir yakışıklı beyefendi beyazlar içinde. Aydın merhaba. Merhaba, teşekkür ederim. Çok mersi. Aydıncığım, seni her hafta başka